Evet sevgili Kerem, ben Merhaba. tatildeyken Half-Life 3 rivayetleri almış yürümüş. Ve bu sefer gerçekten olacak gibi. Ciddi mi diyorsun? Abi çok araştırdım. Ya ilk şeyden mi çıktı olay? Bir source kodunda bir güncelleme yapılıyor galiba. Her şey Valve'ın Project White Sands kod adlı bir oyun geliştirdiğinin ortaya çıkmasıyla başladı. Ağustos ayının başında Natasha Schander adındaki seslendirme sanatçısı, internet sitesindeki özgeçmişine Valve'ın Project White Sands adlı oyununda çalıştığını ekledi. Fakat dünyanın 20 yıldır beklediği bir oyunun böyle saçma bir şekilde sızdırılması komik olmaz mıydı? Bırakın seslendirme sanatçılarını, proje sürecinde çok az vakit geçirmiş herkesin sonuçları çok ciddi gizlilik sözleşmeleri imzaladığını biliyoruz. Burada kesin sanatçının ajansından kaynaklanan bir hata var. Belki de menajeri ya da siteyle ilgilenen biri özgeçmiş güncelliyordu ve Schander'in çalıştığı projeyi öylesine girdi. Bilemeyiz. Ancak şunu biliyoruz. Site artık ulaşılabilir değil. Natasha Schander'in CV'sini taşıyan internet sitesine şu an erişemezsiniz. Peki Valve'ın görücüye çıkarmaya hazırlandığı deadlock varken bize White Sands projesinin Half-Life ile alakalı olduğunu düşündürten nedir? White Sands aslında Half-Life oyunlarında Black Mesa Araştırma Tesisi'nin de içinde bulunduğu Yeni Meksika'daki milli parkın adı. Yani Half-Life 3 olmasa bile bunun bir Half-Life oyunu olduğu kesin. Fakat tüm söylentiler bununla sınırlı değil. Çünkü domain adresi ta 2006'ya dayanan blackmesa.com adlı bir internet sitesi geçtiğimiz günlerde suretini değiştirdi. Web arşivine göre sitede ne olduğu belirsiz bir kod vardı. Bu kod daha sonra çözüldü ve bir işe alım tekniği olduğu ortaya çıktı. Yani bu gerçekten çalışma lisansı olan gerçek bir şirketse, Black Mesa adını ve logosunu kullanma sebebi neydi? Çözülen kodun altında Half-Life ile hiçbir alakamız yok diyen şirketin CEO'sunun profil fotoğrafında ikonik bir Half-Life canavarı vardı. Hatta Reddit'te kendisine ulaştığını söyleyen bir kullanıcı, CEO'nun "Half-Life ne? Hiç duymadım." diye yanıtladığını ekledi. Ama kullanıcı ekran görüntüsü paylaşmamış. Amerika Birleşik Devletleri'nden fon aldığını söyleyen şirketin Valve ile çalışıyor olması mümkün mü? Eğer Valve ile hiçbir alakası yoksa Black Mesa adı ve logosunu nasıl bu kadar rahat kullanabiliyorlardı? Hepsinden de öte, Half-Life 3'ün PR projesi değiliz, gerçekten işimizi yapıyoruz burada diyen firmanın internet sitesinden altındaki 30 Eylül geri sayımda neyin nesiydi peki? Diyelim ki 30 Eylül'e kadar geri sayacak olan bu sayaç, belki de firmanın heyecan verici yeni bir projesinin duyurusuna işaret ediyor. Öyleyse neden sayacın kodunda Half-Life evreninin fitilini ateşleyen Lambda Incident yazısı var? Daha sonra Half-Life 3 ile alakamız yok diye tekrarlayan bu ekibe inanmıyoruz. Half-Life 3 orada bir yerde. Biliyoruz. Hiçbir zaman Valve böyle bir tumturaklı şeyle web sitelerini kazıman gereken bir şekilde yayınlamadı. Half-Life Alyx yapıyorum. Al. 4 ay sonra çıkartıyoruz. Neydi bu? Artifact diye kart oyunu. Al kart oyunu falan. Beğenmedik kapatıyoruz. Oyun yaptık. Hero Shooter. Al Deadlock. Al oyna sen ne oyna. Al lan falan. Yani adamlar dünyadaki herkese e-mailine sahip olduğu için bump diye gidebiliyorlar. Hiç böyle ayak oyunlarına gerek değil yok. Mi? O ama o seslendirme sanatçısının şeyisi beni daha çok heyecanlandırdı. Daha böyle White gerçekçi Sands, geliyor. Sanki Half-Life 2'nin geçtiği o End Lion'ların olduğu bölümlerin ismi falan filan gibi geliyor. Sonra kadının sitesi silindi ya. Komple kaldırdılar. Abo. Yani. Ya abi Allah aşkına Valve'sın. Half-Life 3 gibi bir şey yapıyorsun. Ve diyelim ki adı Project White Sands, tamam mı? Abi Half-Life Alyx'in proje adı Quasimodo mu neydi? Yani zaten White Sands koymazsın. Koysan kadınla öyle bir NDA imzalarsın ki kadın adını söylemeye korkar. Tabii. Bilmiyorum o kadar garip ki sonra bu sitede zaten şey dedi. Biz Half-Life'i çok seviyoruz ama vallahi 3 gelmeyecek, alakamız yok dediler. Aa, o da yalan çıktı. Yani. Ben seni bir yerde şey yapayım mı, bozguna uğratayım Tabii, mı? Tabii hazırım. Hazır bir Deadlock oyunu gelirken eş zamanlı Half-Life 3 gerilla marketingine başlamaz adamlar. Bence de hiç mantıklı değil. Deadlock daha resmi olarak duyurulacak, şey yapacak, ondan sonra ortaya çıkacak. Ben oynadım bu arada. Davetiye atmışlar sağ olsun Gabe abi. Ama bir şey demiyorum oyunla ilgili. Aman Gabe onu abi. Da söyledim. Onu da söylemiyorum. Abi bilmiyorum. Ben bu sefer Half-Life'e çok coşmuştum ama bilmiyorum. Ben yani. Bir yerde ateş olduğunu düşünüyorum ama
Oraya gelmeden önce bu videonun sponsoru MSI Cloud'dan bahsetmek Hadi istiyorum bakalım. Biraz. Biliyorsun ben el konsolu almama konusunda bir şey trademark'ım. PSP'yi almışsın bırakmışsın. Abi PSP'de kaldım. Evde Switch'i bile televizyona bağlayan bir insanım. El PC'si konusuna bir tık uzağım. Ama ilk defa 8-9 yıldır ilk defa uzun bir tatile çıkacağım dedim. Ondan sonra bir tanesini deneyeyim. MSI sağ olsun bu videomuza sponsor oldu ve Cloud A1M'yi bize gönderdi. Orada 16 gün boyunca neler neler denemedim. Yani en beni şaşırtan Cyberpunk oldu. Şu. Cyberpunk böyle 720p çözünürlükte 40 FPS'ye kadar çıkıyor. 1080p'de 25-30 FPS, bazen 20 FPS'leri falan düşüyor ama Cyberpunk. Yani dibine kadar girdiğinde bütün dünyanın detayını gözüne gözüne sokan bir oyun. Daha böyle oyunlar oynayayım dedim. Günün anlam ve önemine binaen oradayken bu Half-Life şey patlayınca Black Mesa'yı indirdim. Black Mesa'yı bir türlü bitirmemiştim. Hı hı. Of yağ gibi aktı. Yani 120-160 FPS. Zaten hani Source motoru artık bir tık şeyini aldı ama o tür oyunlarda, bağımsız oyunlarda biraz bir tık daha hani işlemci canavarı olmayan oyunlarda gerçekten aktı. Half-Life, Black Mesa'yı Psycho gibi oynadım. Daha önceden oynamadığım Obsidian oyunu nasıl olur diye Pentiment'ı indirdim. Çok tatlı oyun bu arada. Acayip güzel oyun yani. Hastası oldum şimdi mutlaka devam etmek istiyorum. İşin Like a Dragon, Yakuza. Çok az bahsediyoruz Yakuza'dan. Hak ettiği şeyi bulamıyor ama onu oynadım. Şeyi oynamamıştım, Lies of P. Lies of P'yi oynadım. Aa, beğendim. Benim anlattığım kar var mıymış? Var var, gayet güzel. Ondan sonra oynadım artık hanım bir noktada dekak falan dış diye böyle gelmeye başladı üstüme. Yani el konsolu hastasıyım. PS Vita, PSP, Steam'de mesela Clove'a kadar. Bunlara Double A canavarı diyorum, tamam mı? Ama artık yani bu el bilgisayarlarını aslında o kadar fazla teknik özellik sığdırmaya başladılar ki artık Double A ile kısıtlamıyorum. Yani Cyberpunk gibi bir oyunu o kadar tatlı oynanıyor ki. Bir de 120 Hz ekranı var mesela Clove'da. Var, evet. Yani ben deneyim ettiğim kadarıyla ya gerçekten diyorsun ki bunun eksklusivi gibi sence, buna münhasır oyunlarmış gibi hissettiriyor. Evet ya, daha bir tık küçük, daha az dediğim gibi işlemci canavarı oyunları bulacağım. Ama bu benim için şey oldu, bir uçakta uçarken maalesef araba sürüş designated şoför hep ben olduğum için arabada olmayacak ama bir yerden bir yere uçarken, bir yere tatile gittiğimde yanımda taşıyacağım bir cihazım oldu. İşte diğerlerinden bir özellik farkı ne? Windows 11 ile birlikte geliyor. Bildiğin Windows loginini kullanıyorsun. Direkt şak diye dosyalar geldi. Dilersen arka planda Windows'tan yapabildiğin şeyleri yapabiliyorsun. Bluetooth'la mouse, klavye bağlayabiliyorsun. Ve dock modunda oynayabiliyorsun. HDMI'dan şeye bağlayabiliyorsun. Monitöre bağlayabiliyorsun. Ha niye zorlayasın? Hani o oyun cihazı bu. De geç. Hani çok sıkışırsan böyle tıklayarak, o beni delirtti biraz. Şey yapmaya, mail yazmaya da falan çalıştım. Zor oluyor tabii şeyle, gamepad'den bunları yapmak. Cihazda Intel Core Ultra 7 kullanılıyor. Ve Intel'in XESS yani Super Sampling muadili, DLSS muadili. Çok önemli teknoloji. Super Sampling kullanılıyor. Aklınızda bulunsun. Eğer şey yaparsanız otomatik eliniz DLSS'e gitmesin. XESS'i çalıştırmanız lazım. Performansı %30 civarında artırıyor. Bu arada cihaz Nisan ayında falan çıktığında bayağı eleştirilmiş. Performans sorunlarının büyük çoğunluğu BIOS'tan kaynaklıymış. BIOS'a getirdikleri bazı update'lerle %150'ye yakın performans artışı. Yani optimum yaşamış. Noktaya ulaştı aslında bir anda. Evet, yani dediğim gibi AA oyunlar, indie oyunlar için güzel bir cihaz, iyi bir cihaz. Daha büyük oyunları da çalıştırıyor. Steam Deck'ten farkı, Steam OS kullanmıyor. Windows 11 kullandığı için MSI Center M diye bir uygulama var. Epic, Ubisoft, Steam, Game Pass hepsinin loginlerini oraya girip orada oyuna cihaza yüklediğin oyunların hepsini görüp oradan çalıştırabiliyorsun. Veya arka plana inip Windows'tan da oyunları normal client'lar üstünden çalıştırabiliyorsun. Tek tuşla performansını izleyebildiğin bir ara birim açabiliyorsun. Uyku modunu alabiliyorsun. Video kayıt işlemi başlatabiliyorsun. Power tuşunun üstünde parmak iziyle başlatmak istersen oradan başlatabiliyorsun. Arkada iki tane şeyi var. Ekstra makro tuşu var. Ben onları kullanmadım. Ben genelde mouse'larda falan da makro tuşu kullanmam. Soğutması çok iyi. Arkası full fan abi evet, zaten. Yani bayağı soğutması iyi. Şarjı da Cyberpunk gibi, işte Yakuza gibi daha 3D ağırlıklı oyunları oynarsan 1,5 saat civarında gidiyor. 120 Hz bir ekran düşündüğünde bence Half-Life Black Mesa'yı 1 saat 45
dakika civarında gitti. Daha küçük oyunlarda 2,5-3 saate kadar gidiyor. Benim ilk LPCC tecrübem oldu. Ve ama şeyi anladım. Niye bu kadar sen, işte birkaç arkadaşımız daha, ismi lazım değil Faruk, böyle üstüne düşüyor. Yani laptop taşıyıp çıkartıp aşkır gır 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 oynamak yani daha şey. Bak mesela PC'de çok oynamak istediğim backlog oyunlar var. Ama oraya oturup yani mesela Anachronox oynamayı istiyorum, tamam mı? Ve iyi çalışıyor. Backlog temizlemek için ideal. Çok iyi. Çünkü yani her yerde oynayabilirsin. Evet. Bitirmediğim oyunları bitirmeye başladım mesela ben kendi şeyimde. Bir de burada yani şu an çok fazla Asus ROG çıktı, Lenovo Legion Go çıktı. Yani giderek her üründe böyle performansın gözle görülür derecede artıp batarya süresini koruması falan çok iyi. Bu noktada en son iterasyonda MSI Claw oldu. Bence harika. Aynen öyle. Abi ben sana bir şey diyeceğim. Ben Half-Life Blue Shift oynadım. Tamam mı? Ve yeni oynadın değil mi? Şurada yeni bak oynadım. Benim kopiş, Bulgar kopyası 20 bu orijinal yıllık, değil mi? Orijinal değil abi. Sen, abi ben siz beni kovarsanız onu hacılayacaktım. Orijinal değil. Ya onda hacına bak. Şey, onda hacına bak. Şey bile var. ne bu? Barkod değil ya bu. Abi bir şey değil mi ben sana? Bunun ismi neydi ya? Kitapçık. Hayır şunun üstündeki şu. Hologramı bile var yani. Bunlar zamanında Bulgaristan'da üretilen kitapçıklı kopyalar. Ben böyle kopyaya can kurban abi. Baksana, bu ne kadar güzel bir şey. O zamanlar Türkiye'de Kültür Bakanlığı şeye bakmıyordu. Bu şeylere hologramı falan bile yapıştırabiliyorsun. Abi yani legit oyun ben işte falan. Ben bunun orijinal olduğuna yemin ederdim ya. Değil abi. Direkt Bulgar kopya. Çok güzelmiş abi. Ben şimdi... Kopyalar bile kaliteliymiş eskiden değil mi? Evet yani normalde bunu mesela şu an yeni yeni alsam böyle 300x200 görseli basıp geçmişler. Aynen, kesinlikle bunu hacılatmam. Yok abi, anlamı merak etme. 3 şirkettir yanımda taşıyorum bunu. Half-Life Opposing Force bir oynamadım de. Oynamadım, oynayacağım da. Şimdi ben kendimi çok böyle inanılmaz bir dünyaya attım. Gece Half-Life Blue Shift oynuyorum, gündüz Half-Life Alyx oynuyorum. Allah'a çok şükür bir VR'ım var. Bu adam gitmiş VR almış. Yani taksitle aldım gençken abi. Gençken oyna bak, ben yakın gözlüğü kullanmam yok. Zorunluluğumu MetaQuest ve PSVR sayesinde öğrendim. Görmüyorum. Niye bulanık bu? Hışır 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 şey yapıyorum. Meğerse gözüm bozuldu. Yakından şey göremiyorum. Yakın gözlüğüyle kullanınca oynuyorsun ama yakın gözlüğüyle oynayınca da anasını satayım. Gözlük böyle gözüne... Ve lensi çizme ihtimali de oluyor. Tabii. Benim de oraya doğru gidiyor. Lens Ericsson mı? Lens Ericsson abi. Evet. Benim de oraya doğru gidiyor. Mesela şimdi... ya abi ne kadar güzel. Half-Life'da yaşıyorum, tamam mı? Özellikle bu tabii... Alyx gerçekten çok güzel. Çıkınca yani, tekrar düştüm. Yani keşke Half-Life arkadaş 3 ya. Böyle bir sabah uyansak ve Steam'de çıkmış olsa. Şu an yapa bak, bunu yapar. Bak bunu sadece Valve yapar. Bunu yaparsa Valve yapar. Ya, planladıklarına da eminim ya. Sabah uyanacağım Half-Life 3 çıktı bugün. Ay ya. Dünyanın en büyük ya. Şey Shadow Drop'u olur ya. Yani daha büyüğü yok. Ve tam Valve'lık hareket. Kesinlikle ya. De şey olur böyle. Yani düşünsene Half-Life 3 prolog koyuyorlar. Haberin de oluyor. Herkesin de account'ına tanımlıyorlar. Yuh ne iyi olurdu. Bak siz daha önce de konuşmuştunuz. Valve ne zaman yeni bir oyun çıkarsa, Magnum Opus yani başyapıt çıkarsa onunla beraber bir teknoloji şeyi kırıyor. Evet. Abi daha bak daha iyi bir VR oyunu hala yok. Half-Life Alyx'ten. Ya Blue Shift oynuyorum. Ya kaç sene önce çıkmış oyun. Hala o kadar iyi çalışıyor ki. Half-Life 1'deki düşman yapay zekası Half-Life çok 2'de iyi. Yok. Ya, o askerlerin ağzından içeri bomba atıyor. Sen gizleniyorsun ya böyle. Ondan sonra seni oradan çıkartmak için arkana el bombası atıyor. Burada tuzak kuruyor. Sen buradan çıktığında Line of Fire'a onu gireceksin geliyor. Direkt olarak. Mesela hatta kuşakları birleşen oyunlar videomuz vardı ya. Tam işte Half-Life. Geçenlerde Gabe Newell'ın bir videosunu izledim. Oyun tasarımına dair. Diyor ki gerçekçi olmak eğlenceli bir şey değil. Değil. Yani gerçekçi olmayı sevsem gider marketten bir şeyler alırım gelirim. Gerçekçilik tamam mı? Şey eğlenceli bir şey değil. Yani oyunun, eğlencelilik önemli. Aynen öyle. Yani oyunun dünyasının sana tepki vermesin lazım. Mesela diyor ki duvara ateş ettin. Bir şey olmadığı zaman sen orada narsistik bir hasar oluyorsun. Hmm. Ama mesela duvara ateş ettin. Delik açıldı, dekal delik oluştu. Açıldı, dekal, aynen öyle. Ve mesela şeyi bu dedikten sonra izledim videoyu. Oyun oynadıktan sonra. Şimdi Half-Life Blue Shift'te düşmana ateş ediyorum, hı-hı, tamam mı? Öldüm. Hı-hı. Bir önceki kayda dönüp başka bir şey deniyorum. Abi bu sefer kaçıyor. Akıl ediyor mesela. İnsan düşmanlar ona göre öldürüyor beni. Duvara ateş ettin ve eğer hasar görmezse narsistik bir hasar alıyorsunun bir benzeri şey var mı sende? FPS'lerde artık. Yeni FPS'lerde pek yapmıyoruz onu ama. Duvarların kesiştiği köşeye gelip böyle şuradan sıkıyorsun. Tamam. Öbür taraftan çıkıyor mu diye de bakıyorsun böyle. Çıkıyorsa mutlu oluyorsun falan böyle. Neden? Oyunun bir şeyini açtın. Hayır şey böyle. Ha bak
kalın duvarın ince kısmına ateş edince öbür taraftan çıkıyor, ne kadar güzel yapmışlar falan. Abi hayır, hiç denemedim. Duvar kalın kısmına ateş edince geçmiyor ama oraya şey yapacak, karşıya geçiyor. Hiç mi denemedin lan? Köşe bende ateş etmeyi. Yok. Ben adımı yazmayı denerim bak, o Allah'ın emri ama o orada yapmadım. Da şey oluyor eski oyunlarda özellikle, sen kere yazan K gidiyor. K gitmeye başlıyor. Ya uf, abi çok övüyoruz ama ben Half-Life oynuyorum, kafama headcrab atlıyor. Half-Life Alyx oynuyorum, kafama headcrab atlıyor. Verdiğim tepki aynı. 30 senedir hala mesela o korku yaşatmış. Hadi VR neyse. Arkadaş 2 pikselli canavarı bile nasıl yapıyorsun öyle ya, bir korkutuyorsun? Ben Black Mesa'da da korktum abi. Yani güzel miydi? Ben hani oynamadım mesela. Güzel. Black Mesa çok güzel ve çok güzel şeyler eklemişler. Ali İhsan oradan onaylıyor. İnanılmaz şeyler eklemişler. Özellikle Half-Life 1'i Black Mesa'yı ezberlemiş insanlar mest olacak. Yani özellikle o giriş kısmını, o tramvaydan sonraki deneye gitme kısmında o kadar fazla şey var ki, zaten ben 5 saat 6 saat falan oynadım. Bunu 2,5 3 saati Black Mesa'nın her tarafını kurcuklamakla geçti. Valve'ın buna bir şey dememesi peki? Ya Crowbar Collective diye bir ekip çıktı yapıyor mesela. Abi bence bir Crowbar Collective'i onlar aldı, Half-Life 3 ekibine ekledi. Abi Valve helal İnşallah. Hoş olsun yapsın. İnşallah öyle bir şey yapmışlardır. Umarım ya. Dönem dönem ta oyun gezer zamanında da videolarda birisi mikrofon tuttuğunda çıkış tarihi tahmininde bulunmuş. Half-Life 3 ne zaman çıkar sence diye. Yapalım, ne olur yapalım. Ondan, hadi evet yapalım, o bir şey olsun. Half-Life 3 ne zaman çıkar abi? Bence 5 Nisan 2025'te çıkar. Seneye. Seneye. GTA 6'dan bir hafta sonra çıkarıyorlarmış, düşünsene. Hiç fark etmez Valve. GTA 6 insanlara ulaşmak için sattırmak zorunda. Bak Steam account'una biz çıktık diye adam şey yapacak, böyle pop-up koyacak. Half-Life 3 çıktı. Benim bir planım var. PC açtığın anda göreceksin Half-Life 3 çıkmış diye. Half-Life 1 galiba Kasım'da çıktı abi. Kasım. Hı hı. 2025 Kasım'da Half-Life 3 çıkmazsa ne yapalım? Benim maaşımı her ay 1000 lira düşür. Geriye sayacağız yani. Sayacağız. Çok güzel. Çok iyi fikirmiş. Evet, ben bunu beğendim. Evet arkadaşlar, Half-Life damarımız yavaş yavaş kabarıyor. Bir yerlerden de duman çıktığına göre inşallah ateş vardır diyelim. Bu ateşi harlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.